Tarihi bir dönemeçten geçiyoruz. Dünyada büyük altüst oluşlar yaşanıyor. İkinci Dünya Savaşı'ndaki gibi, Birinci Dünya Savaşı'ndaki gibi öngörülemez liderler, öngörülemez ihtiraslar ve tükenmiş ekonomiler imtiyazlarını kaybetmemek için insanlığın kanına girmek üzereler. Ve maalesef insanlığın içerisinde en bahtsız coğrafya bugün Türk İslam dünyası. Çünkü sürüklenen bizleriz. Tarihin önünde adeta süpürülmeye çalışılan bizleriz. Namusları kirletilen Müslümanlar, vatanları işgal edilenler Müslümanlar ve görüyorsunuz Akdeniz'de yine Kurtuluş Savaşı'ndan önce olduğu gibi düşman gemileri demir atmış durumda. Görüyorsunuz coğrafyamızda terör koridorları inşa edilmek üzere ve diplomasi tarihinde görülmemiş bir pervasızlıkla, bir ahlaksızlıkla, bir arsızlıkla Türkiye'nin üzerine çullanılmakta. Peki bu hale nasıl geldik? Hiç burada gerçekleri sakınmayacağız. Burası aynı zamanda bir muhasebeleşme, bir hesap görme yeri. Biz millet olarak hazinenin anahtarını, çözümün anahtarını elinde tutanı seçmen iradesi olarak adeta kilitledik ama elinde sahte kilitle dolaşanları siyaset katında muteber hale getirdik. Şimdi bu hal bizi çaresiz, bu hal bizi ekonomik bir yıkım, bu hal bizi artık üstlendiğimiz faturaları kendi evlatlarımızın Mehmetçiğin kanıyla temizlemekten başka bir çare bırakmaz noktaya geldi. Şimdi bu noktadan nasıl çıkacağız? Bakın bu coğrafyanın Ahmet Yesevi, Hacı Bektaşi Veli, Ehli Beyt hamuruyla, İslam mayasıyla bizi yoğurduktan sonra ürettiği tek bir milli ideali ve ideolojisi var. O da bağımsız Türkiye, yani istiklali tam ideali. Bu idealin sahibi kim? Mustafa Kemal Atatürk. Bu ideolojinin açılıp saçılmasının adı hakimiyeti milliye, kuvayi milliye ve misak-ı milli. Bu fikir dışında bu coğrafyaya ekilen bütün tohumlar sadece bizim çocuklarımızı öldürmek dışında bizi bir yere taşımadı. Yeniden bu ruh haline, yeniden bu ideale, yeniden bu ideolojiye döndürecek olan bugün lider Profesör Doktor Haydar Baş. Gerisi lafı güzel. Çünkü hatırlayın, Rauf Orbay ne diyor? Biz olmasaydık Kurtuluş Savaşı olurdu. Ama Atatürk olmasaydı Kurtuluş Savaşı olmazdı. Biz de bütün samimiyetimizle, bütün imanımızla ve bütün ispatımızla diyoruz ki bugün Haydar Baş olmazsa Trump'ı durduramazsınız. Bugün Haydar Baş olmazsa, onun fikirleri iktidar olmazsa kapitalizmin soygun düzenini durduramazsınız. Ey hacı amca, ey hoca amca, ey benim mümin bacım teyzem, sen faizin içinde boğulmak istemiyorsan Haydar Baş dışında senin bir kurtuluş kapın yok. Bu gerçeği, bu hakikati artık millet olarak bizim görme vaktimiz. Bakın nasıl Mısır'ı Yusuf'un rüyası yeşerttiyse bugün kurumuş Anadolu coğrafyasını Haydar Baş'ın milli ekonomi rüyası yeşertecek. Siz Haydar Baş'ı zindanlara götürseniz Yusuf gibi, Haydar Baş'ı karartsanız, görmezseniz,
kendinizi hapsetmiş olursunuz. Kendinizi yok etmiş olursunuz. Bugün ülkenin kaynaklarını yağmalayanlar Haydarbaş'ı yağma suçuyla suçladılar. Siz neredeydiniz ey millet? Neden yağma yok demediniz? Ama biz yağma yok dedik. Ve bugün bu ülkenin binbir sahtekarlıkla kaynaklarını yağmalatanlar Haydarbaş'a evrakta sahtecilikle suçluyorlar. Hadi oradan neden demediniz? Biz hadi oradan diyoruz. Lütfullah Bey'in dediği gibi Haydarbaş gerçekten demir leblebi. Bunu derken Haydarbaş bir büyük idealin, bir büyük fikrin, bir büyük davanın, millet davasının sahibi. Devletin hasbelkader başına geçmekle devlet adamı olunmayacağını bize kim öğretti? FETÖ'cülük öğretti değil mi? Siz devletin en itibarlı yerlerini işgal edebilirsiniz. Ama sizi devlet tekmelese bile bu devlet benim diyen bir yürek Haydarbaş. Onun için Haydarbaş'ın kıymetini çok iyi bilin. Ve siz millet olarak sırtınızı döndüğünüz zaman bile Haydarbaş bu millet benim milletim diyen bir insan. Onun için büyük bir insan. Onun için devlet adamı hamuruyla, millet adamı hamuruyla yoğrulmuş bir insan. Bütün kapılar çıkmaz kapılardır. Bütün sokaklar çıkmaz sokaklardır. Tek çıkar yolumuz bağımsız Türkiye ve onun lideri etrafında kenetlenmektir diyor. Hepinizi bu duygularla hürmetle selamlıyorum.